Şimdi ben de burada biraz ne yapıyorum? Biraz ısınsın sonra çikolatalı efendim yaparız. Şöyle güzelce. Ben de kenardan kadayıfım. Şimdi şöyle şöyle koyacağım. Sonra içerisine malzemelerini koyup hemen ekliyor olacağım. Böyle de kenarlarına da yaklaştıracağım. Şöyle. Şimdi tabii ki hani direkt buzluktan çıktığında da kullanılması evet, zor oluyor. Yumuşaması. Ama hani çok da yumuşamaması da gerekiyor. Şuradan hemen bir tane tabii kaşık ki alayım. Buyurun. Bu arada yağsız şu anda. Yağsız devam evet ediyoruz değil mi? Yağsız, teflon tavada. Yağsız, teflon tavada. İsterlerse fırına da verebilirler. Hı hı. Fırında da kavrulabilir. Fırında da kavrulabilir. Ama ben tavada tercih daha ediyorum. Daha kolay oluyor sizin evet için. Hani el alışkanlığı galiba. Evet, el alışkanlığı. Nasıl alıştıysak öyle devam ediyor. Şöyle güzelce içlerini dolduruyorum. Pembeleşene kadar kavuracağım. Hı hı. Sonra benmara usulü çikolatayla evet birleştireceğim. Şöyle kıvırıp ters çevireceğim. Elimi korkak evet alıştırmadım. Nasıl? Elimi? Anladım. Tamam. Yok efendim, elimi korkak alıştırmam olur mu? Böyle tavuk parçalarımız birazcık büyük büyük. O yüzden hani böyle bu böreğimiz de böyle pişecek, güzelce içine dağılacak. Bir sürü de burada hamurumuz var. Hepimiz evimize götürelim diye idareli kullanıyoruz. Yani sonuç olarak bu korkaklıktan dolayı değil, hepimize kalsın. Ekonomi. Yani değil ekonomi mi? Ekonomi önemli şeydir. Ekonomik olmak lazım evet tabii. Yani yoksa efendim elini korkak niye alıştırayım? Ay. Geçen günde pizzama reji laf etti ama daha sonrasında gördüler. Ne yediler. Geldiler yani, daha sonrasında görüldü. Evet, şimdi şöyle güzel güzel ben kapattım.